Kapsül Günlük Toz'dan herkese merhaba. Bugün, 17 Ocak Çarşamba, yağışlar ülkenin doğusuna kayıyor, yurdun batı bölgelerinde hava sıcaklıkları artıyor, Akdeniz kıyıları hariç tüm yurtta gece sıcaklıkları ise tek haneli derecelerde olacak. Şimdi haberler. Türkiye'de son 5 yılda 1.957.000 üniversite öğrencisi eğitimini yarıda bıraktı. Kişi başına düşen üniversiteli sayısında açık ara Avrupa'nın zirvesinde yer alan Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı 6.950.000 olarak kayda geçmişti. Üniversite sayısı da 208, 2015 ile 2022 arasında 2.3 milyon öğrenci üniversiteden ayrıldı. Bu sayının neredeyse 2 milyonu ise son 5 yıla ait. Okuldan ayrılanların üniversitelerine bakıldığında ilk sırada 78 bin öğrenciyle Anadolu Üniversitesi geliyor. Bu sürede İstanbul Üniversitesi'nden 68 bin öğrenci, Gazi Üniversitesi'nden ise 66 bin öğrenci üniversiteyi terk etti. İlk 25 sırada Akdeniz, 9 Eylül, Ankara, Marmara ve Ege Üniversiteleri yer alıyor. Emmy ödüllerinin 75.'si sahiplerini buldu. The Bear, en iyi komedi dizisi, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dahil toplam 10 ödül kazandı. Succession, geceden 6. Beef ise 5 ödül ile ayrıldı. IMDb'de en iyi 100 dizi arasında 29. sırada yer alan Better Call Saul ise, yayınlandığı yıldan itibaren toplam 53 Emmy adaylığı almasına rağmen hiç ödül kazanamadı. Atatürk fotoğrafları koleksiyoncusu Henry Benazus, 94 yaşında hayatını kaybetti. 1937'de Aydın'a gelen ve Atatürk'ün leblebilerini yediği için Atatürk'ün leblebilerini yürüten çocuk olarak anılan Benazus, koleksiyonundaki binlerce fotoğrafı Ankara Atatürk Müzesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlamıştı. ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını belirlemek için ön seçim yapılan ilk eyalet olan Iowa'daki yarışı eski başkan Donald Trump kazandı. Oyların %51'ini alan Trump'ı, %21'lik oy oranıyla Florida valisi Ron DeSantis ve %19 oy oranıyla eski Güney Carolina valisi Nikki Haley takip etti. 2008, 2012 ve 2016'da Iowa'daki ön seçimi kazananlar, partinin başkan adayı olamadı. Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın ardından, DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası da, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Birleşik Metal İş üyesi işçiler, 37 fabrikada 19, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde greve çıkıyor. İşverenin zam teklifi %60'ta kalırken, işçilerin talebi %140.5 yönünde. Marmaris Okluk Koyun'da 685 milyon lira maliyetle inşasına devam edilen Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'ne 2024 sonuna kadar 40 milyon lira daha harcanacak. Aynı amaçla Bitlis'te inşa edilen Ahlat Köşkü projesi için ayrılan ödenek de 662 milyon liradan 1.2 milyar liraya yükseltildi. Apple, akıllı telefon satışlarında 2010'dan bu yana ilk kez Samsung'u geçti. Pazar araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre, 2023 yılında Apple'ın pazar payı 20.1, Samsung'un ise %19.4 olarak gerçekleşti. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.